Merhabalar arkadaşlar, bu incelememizde Kingbox marka dijital bir ses kayıt cihazı inceleyeceğiz. Kendi hafızasına 350 saat gibi bir süre kayıt yapabiliyor arkadaşlar. Üzerinde bulunan dahili mikrofonlar ve hoparlörler sayesinde anında kayıt yapabilme ve dinleme olanağı size sağlıyor arkadaşlar. Kutumuzu bu şekilde açıyorum. Kutumuzun ön kısmında cihazımızı görüyorsunuz. Ağır bir cihaz arkadaşlar. Muhtemelen metal bir yapıya sahip. Hemen cihazı çıkartıyorum. Bu şekilde dijital bir göstergeye sahip arkadaşlar. Yan kısmındaki pratik tuş sayesinde anında kayıt alabilmenizi sağlıyor. Ön kısmındaki play pause tuşlarıyla da anında kaydı dinleme olanağı size sağlıyor. Üst kısmında gördüğünüz gibi güzel bir mikrofon yapısı bulunuyor. Hemen bu kısımda da hoparlörü sayesinde ses kaydınızı dinlemenizi sağlayan bir yapıya sahip arkadaşlar. İçeriği zengin bir kutusu var. İsterseniz hemen kutuya bakalım. Kutu içeriğinde bir adet kullanıcı kitapçığı bulunuyor arkadaşlar. Detaylı olarak nasıl kullanmanız gerektiğini İngilizce olarak burada tariflemişler. Kutunun içerisinde dediğim gibi zengin bir içerik var. Bir adet 3,5 milimetrelik jacklı kulaklık bulunuyor arkadaşlar. Hemen alt kısmında bir adet yaka mikrofonu bulunuyor. 3,5 milimetre jacklı. Alt kısmında orta seviye bir micro USB şarj kablosu bulunuyor. Hemen onun altında da bir adet AUX kablosu. Bu kısımdan ev telefon hattınıza bağlıyorsunuz. Diğer jack'dan da telefonunuza bağlayıp buradan dinleme yapmanızı sağlıyor arkadaşlar bu şekilde. Buradan A kablosuyla arkada gördüğünüz gibi mikrofon olan kısma bu jack'ı takıyorsunuz. Ev ve iş yerlerindeki telefonlarınızdan kayıt yapabilmek için bu aparatı kullanarak telefon kaydı da yapabilirsiniz. Ürünümüzün sol tarafında bir buton bulunuyor. Bu butondan açma işlemini gerçekleştiriyorsunuz ve metal bir tuş, güzel bir hissiyatı var. Metal tuşu açtığımda karşılama mesajı geliyor arkadaşlar. Bu cihaz aldığımda İngilizceydi. Ben menüsünden girip Türkçe'ye çevirdim. Ancak Türkçe menüsü tam olarak Türkçe'ye çevrilmiş durumda değil. Üzerinde gördüğünüz gibi ileri geri, menü, stop, del ve play tuşları ön kısımda yer alıyor. Biraz önce de gösterdiğim gibi üst kısımda güzel bir mikrofon yapısı bulunuyor. Üst kısımda bir adet mikrofon, bir adet kulaklık girişi bulunuyor arkadaşlar. Yan tarafında yine micro USB şarjımızı yapacağımız şarj konnektörü yer alıyor. Sağ tarafında ise hızlıca ses kaydı yapabilmek için pratik bir tuş bulunuyor. Hemen kaydediyorum. Evet, şu anda sesimi kaydediyor. Stereo olarak kayıt işlemini gerçekleştiriyor. Alt kısmında da gördüğünüz gibi bir ses tuşu bulunuyor. Bu ses tuşunu dinlerken hoparlörü kısıp açmaya yarıyor arkadaşlar. İsterseniz kaydımızı durduralım. Hemen aşağı çektiğimde kaydımız durdu. Sonrasında sadece play tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi left right dediği stereo olarak kaydediyor. İki adet muhtemelen üzerinde mikrofon olduğu için stereo olarak. Evet, ses tuşunu da bu şekilde açarak 40'a kadar ayar yapabiliyorsunuz. Rahatça dinleyebiliyorsunuz. Mikrofona yaklaştırayım. Evet, buradan pause tuşuna basıp durdurabiliyorum. Tekrar bastığımda çalışıyor. Stop'a basıp komple durdurabiliyorum arkadaşlar. Kaydı silmek için de stop'a basılı tutuyorum. Seçtiği sil diyor arkadaşlar. Türkçesi dediğim gibi çok iyi değil. Buradan hemen previous next tuşlarından evet deyip play tuşuna basıyorsunuz, siliyorsunuz. Yani play tuşu ayrıyetten okey yerine geçiyor. Menü tuşuna basılı tutalım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi menü geliyor. Record set dediği kayıt ayarları, play mode oynatma ayarları, time settings, gördüğünüz gibi dil yazıyor. Burada sadece dil Türkçe, onun dışında çoğu İngilizce. Bu dil kısmı, language yazan kısmı İngilizceden siz de Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Contrast dediği, hemen girelim. Gördüğünüz gibi ekranın parlaklığını açıp kapatabiliyorsunuz. Biraz daha yüksek, daha güzel duruyor şu seviyelerde. 20'de güzel duruyor. Alarm modu var arkadaşlar. Alarm ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik kapanma, zaman ayarlı kapatma yapabiliyorsunuz. Fabrika ayarlarına da bu kısımdan geri dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Çıkış kısmına da
play tuşuna basıp çıkabiliyorsunuz. Record set ayarlarına gidelim. Ses kaydını nasıl yapmak istiyorsunuz? Ne tür bir kayıt yapmak istiyorsunuz? Onu hemen görüyorsunuz buradan. Stop tuşuyla da geri dönüyorsunuz arkadaşlar. Girdiğiniz menünün içinden geri dönüyorsunuz stopla. Red cinsi diyor. Yani kayıt cinsi gibi. Türkçe İngilizce karışık bir menüsü var. Ekran koruyucu zamanı 20 saniye ile 30 saniye arasında seçebiliyorsunuz. Time setting gördüğünüz gibi sene, ay, gün gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Bu neden önemli? Zaman ayarlı kayıt işlemi de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Storage kısmına girdiğimizde de gördüğünüz gibi kullanılan alan 0 MB, boş alan 7877 MB yani 8 GB boş diyor. Zaten toplamda 7878 MB yerimiz bulunuyor. Yani reel olduğunu da görüyoruz buradan. Alarm modundan da biraz önce bahsettiğim gibi ses kaydını otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Burada gördüğünüz gibi otomatik ses kaydedici ayarı diyor. Buradan tıkladığımızda ses kaydedici açık, kapalı şeklinde ayarlıyorsunuz. Şifre de koyabiliyorsunuz ayrıyetten. Bunun dışında da çok da kullanacağınız bir menü yok arkadaşlar. Dediğim gibi elinize aldığınızda kaliteyi hissediyorsunuz. Yani ağır bir yapısı var. Hafif bir cihaz değil arkadaşlar. Pratik tuşları bulunan, mikrofonu gayet iyi, sesi de gayet iyi çıkan bir cihaz arkadaşlar. Çok fazla bir deneyimim olmamasına rağmen hoşuma gitti açıkçası. Umarım size faydalı olmuştur. Bunun gibi videoların gelmesi için arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar kısmından da muhakkak bize yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.